Selamlar. Avrupa Birliği üye ülkeleri 21 Mayıs Salı günü yapay zekayı düzenlemek için dünyanın ilk büyük yasasına onay verdiler. Yani kısaca Avrupa Birliği Konseyi yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek olan yapay zeka yasasını onayladığını açıkladı. Yasanın temel amacı yapay zeka teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımı sırasında güvenlik, etik veya temel hakların korunmasını sağlamak. Peki bu yapay zeka yasasının ana hatlarına bir göz atalım. Öncelikle risk temelli yaklaşımı ele almışlar. Yani yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenmesi beklenmekte. Yasa risk düzeyleri açısından kabul edilemez olarak değerlendiren yapay zeka uygulamalarını yasaklayacak. Demin de söylediğim gibi risk temelli olması yani yüz görüntülerini internetten veya kapalı sistemlerle çekilmesi, görüntülerin alınması, İş yerinde veya eğitim kurumlarında duygu tanıma, biyometrik sınıflandırma gibi işlemler bu yasal kapsam içinde olacak ve asla bunlar uygulamalar üzerinden yapılamayacak. Bununla birlikte eğitim, sağlık, kamu hizmetleri, bankacılık gibi alanlarda kullanılan bu yapay zeka sistemleri yüksek risk kategorisine konulacak. Yani yüksek risklik yapay zeka sistemlerine çok daha katı kurallar getirilecek. Şeffaflık ve gözetim sistemlerini kullanan kişilerin de kontrolü gelecek. Yani yapay zeka sistemlerinde risklerin değerlendirilebilmesi için bu risklerin azaltılması için bu sistemleri kullanan kullanıcıların da kullanım kayıtlarının tutulması, daha şeffaf olması, burada insan gözetiminin yapılması çok daha gerekli olacak. Video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren bu büyük yapay zeka sistemlerine özel kurallar getirilecek. Yapay zeka ile değiştirilmiş ses veya video içeriklerinin açık biçimde etiketlenmesi gerekecek. Veri yönetimi ve güvenlik kısmında ise yapay zeka sistemleri güvenli ve yüksek kaliteli bir veri seti kullanarak eğitilecek. Yani veri gizliliği ve veri güvenliği konularında daha katı düzenlemeler getirilecek gibi görünüyor. Yapay zeka teknolojileri Avrupa Birliği'nin temel hak ve özgürlüklerine uygun olacak şekilde geliştirilecek ve en önemlisi ayrımcılığı önleyecek tedbirler alınacak. Pazarın gözetimi ve uygulamalar kısmında ise Avrupa Birliği üye devletlerine ait yapay zeka sistemlerinin düzenlemelere uyumunu ve denetlemesini sağlamak için ulusal gözetim kurumları oluşturulacak. Ve en önemli yaptırım olarak da Avrupa Birliği Komisyonu yapay zeka yasasını ihlal eden şirketlere 35 milyon euro ya da yıllık küresel gelirinin %7'si kadar para cezası verme yetkisine sahip olacak.